Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben Muhammed Cevat Özçelik. Hepiniz YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Biraz konuşalım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Şu anahtarımızı nereye koyalım? Şurada dursun. Evet arkadaşlar. Şu anda Osmancık'tayız. 11 saat molamızı verdik. Takomuzu doldurduk. Şimdi tekrardan yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Şurada geri bir çıkalım. Yola çıkalım ondan sonra. Arkadaşlar bugün Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'a gidiyoruz. Hem de neyle gidiyoruz biliyor musunuz? Biz nereden çıkacağız? Şuradan çıkabilir miyiz? Şuradan gideceğiz. Azerbaycan kaşesiyle en son Azerbaycan kaşesi var benim pasaportumda. O kaşeyle Ermenistan'a gideceğiz arkadaşlar. İki düşman ülke mi diyeyim artık. Savaştan yeni çıkmış iki ülke. İnşallah buradan çıkabiliriz ya. Şurada U dönüşü yaparsak. Niye böyle bir şey yaptık? Yok tamam doğru yapmışız. Oradan yasak vardı çünkü. Şöyle genişten bir dönelim. Süper oldu. Gümüş Hacıköy Çorum Samsun'a doğru gideceğiz. Oradan direkt hem dönemezdik hem de yasak vardı. Biz kurallara uygun bir şekilde dönelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün Ermenistan'a gidiyoruz. İlk defa Ermenistan'a gidiyorum. Yani daha önce hiç gitmedim Ermenistan'a. Allah yardımcımız olsun. Bu arada çalıştığım şirket hakkında da biraz bilgi vereceğim. Diğer şirketten ben çıkış yaptım. Onun hakkında biraz bilgi vereceğim size. Ne oldu, ne bitti. Onun hakkında konuşacağız. Yolumuz uzun. Şu ışık yansın. Yola çıkalım. Osmancık'ın girişindeyiz şu anda. Sarp sınır kapısına gideceğiz arkadaşlar. Sarp sınır kapısından da Gürcistan'a geçeceğiz. Gürcistan'dan Bavra kapısına gideceğiz. Bavra kapısı da Ermenistan kapısı oluyor. Oradan sonra da Allah kerim. Oradan Erivan. Arkadaşlar ben bu şirkete başlayalı yaklaşık olarak bir ay oldu. Yani bu üçüncü seferimi atıyorum. Ama tabii video çekemedim şey olarak. Nasip bugüneymiş. Yeni şirkette ilk videomuzu atmış olduk. Hayırlısıyla. Uşağa yetişebilirsek güzel olacak.
yaşayan, Çorum'da yaşayan abilerime, ablalarıma, kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Ben dönüşte buradan geçerken burada tıraş olmuştum Osmancık'ta. Şöyle tıraşımı göstereyim de yine uzadı kalem. Bana şöyle bir 2-3 günde bir tıraş olsam olur yani. Allah biraz tıl konusunda mı diyeyim, tüy konusunda mı? Gerçi tüy geçti bu da. Biraz bana cömert davranmış. Bir önceki şirketle biz anlaşamadık. Yani şartları bana uygun değildi. Ben de artık çalışmayacağımı söyledim ve oradan çıkışımı yaptım. Allah'ın izniyle artık bu şirketteyiz. Vizemizi göndereceğiz. Şimdi bu seferden sonra pasaportu falan da Schengen vizesine göndereceğiz Allah'ın izniyle. Bir kaza bela olmazsa. Hakkımız da hayırlı olsun. Vallahi çok uğraştık şu Avrupa işi için, gerçekten çok uğraştık. Bir seneye yakın bir süredir uğraşıyorum da. Uğraşmaya da devam ediyorum. Olacak ya, Allah'ın izniyle ben hissediyorum. O Avrupa'ya çıkacağız beraber. Hep beraber o Avrupa'ya çıkacağız. Ben buna inanıyorum. Sen gel. Karadeniz'in güzelliklerinden geçeceğiz. Çorum, ardından Samsun'dur, Rize'dir, Ordu'dur, Trabzon'dur. Hepsini göreceğiz. Böyle yeşilliklerin arasından geçeceğiz. Suyun kenarından, denizin kenarından, Karadeniz'in kıyısından Gürcistan'a bağlanacağız. Şu istikameti seviyorum ya. Vallahi şu istikameti seviyorum. Böyle keyifle gidiyorum. Yaklaşık olarak buradan Sarp sınır kapısı 650-700 kilometre var. Olmadı oraya kadar bir video yaparız. Oradan sonra da artık Gürcistan, Bulgaristan nereden çıktı? Allah söyle. Bulgaristan tarafına da gideceğiz inşallah. Allah söyle. Ermenistan. Oradan da artık Ermenistan'a bir video yaparız. Herkese günaydınlar. Şu anda Öncelik Parkı'na gidiyoruz. Öncelik alacağız. Yükümüz ilaç, bakalım öncelik alabilirsek direkt transit, burada sıralara girmeden devam edeceğiz. Bunları gördüğünüz hepsi birinci parkta sıra alıyorlar ve sıraya giriyorlar. Eğer biz önceliğimizi alamazsak, yani bizim yükümüzün önceliği yoksa, biz de mecbur bu sıraya gireceğiz. Ama inşallah önceliğimiz var zaten. Direkt önceliğimizi alır geçeriz. Burada sıraya girmeyiz.
Oradan önceliğimizi aldıktan sonra da direkt Ermenistan kapısına geçeceğiz. Hayırlısıyla inşallah. Abicim biraz daha arkayı yola verseydin ya. Böyle olmamış yani. Biraz daha caddeye çıkarsaydı. Arkadaşlar dua edin de öncelik alabilelim. Alamazsak var ya, biz de böyle sağa çekip 3 gün, 4 gün, 5 gün yatmamız gerekecek. O zaman işimiz yaş. Böyle fiş veriyorlar. O fişte sıran yazıyor. O sıra gelene kadar bekliyorsun. Arıyorlar yani. Hem mesaj atıyorlar. Telefon numaranı da bırakıyorsun buraya. Hem arıyorlar hem mesaj atıyorlar. Hayırlısıyla alırız önceliğimizi. Evet arkadaşlar, vatana, millete hayırlı olsun. Öncelik alamadık. Yükümüzde ilaç yokmuş. Yükümüz diş macunuymuş. Sen git de bir kendine bir yer bul. Git sıranı al. Sıran gelene kadar yat. Biz de çıkıyoruz. Burası öncelik parkı arkadaşlar bu arada. Gidelim kendimize bir yer beğenelim. Neyse sorun değil ya, geçeriz. 3-4 gün yatarız, dinlenmiş oluruz. Bir çarşıya uğrarım, üst baş bakarım kendime. Dünyanın sonu değil yani. Ne yapalım öncelikli değilsek? Bir tarafımız deniz, sahil, bir tarafımız yeşillik. Sanki çölde miyiz? Sanki sıcakta mıyız? Tatil yaparız ya. La burada yatmak hazır. Bak şunlar böyle sağa çekeriz. Bu bizim evimiz olur. Cevat Dolist'in yanına çekeriz. Şuralarda boş yerler var mesela. Ama önce gidip fişimi, sıramı almam lazım. Her geçen vakit benden geçiyor şu an. Fişimizi aldık, numaramızı aldık. Burada sıramız geldiği zaman bizi arayacaklar. Bak şurada normalde öncelikli yazıyor. Yani öncelik alabilsek normal olmayacaktı. Öncelikli olacaktı. Ama tabii alamadık. Şimdi gideceğiz, arabamızı park edeceğiz. Ta ki sıra bize gelene kadar. Bunlar hep sırayı bekleyenler. Evet dostlar, arabamızı park ettik buraya. Böyle kafayı biraz içeri aldım ki yoldan geçenler falan aynamızı götürmesinler. Yerimiz güzel ya. Karşımızda deniz. Şöyle gördüğünüz gibi çarpılmadan geçebilirsek. Gördüğünüz gibi kontrol. Hopa'da ilk. Arkadaşlar, şimdi Pervin ablanın yanına geldik. Bize bir köfte yapacak. Yeri de çok şirin bir yer. Şöyle köprünün altında. Görünce durayım dedim. Pervin ablamızın bir köftesini yiyelim. Ve fiyatlar da çok makul burada yani. Ben de. Başka yerde değil. Evet.
Pervin ablamızda sadece. Şurada fiyat listemiz de vardı, onu da çekelim. Valla çok şirin tezgahım var abla, söyleyeyim. Çayımız da var değil mi abla burada? Pervin abla, sen bunun içine ne koydun böyle? He? Sen bunun içine ne koydun böyle? Beğendin mi? Eline sağlık. Anne köftesi. Kendi şey. Burada bol baharatı var. Kendi hazırlatıyor. Getiriyor buradan içine yemişlerini. Gidiyor kasaba. Ekmeği de kocaman ha. Köfteleri de kocaman. Aa. Yemezsin ki 5 tane köfteyi 35. Hı. Mümkün değil. Mümkün değil yemezsin. Bir porsiyon yemeğe 60 lira yapmışlar. Şu 25 lira şey çorba. Şok oldum geçen. Ekmeğe bir baksanız arkadaşlar. Ondan şok oldum. Bu hazır köfte değil değil mi abla? Yok, kendim yoğuruyorum. Kendin yoğuruyor. Abi kendim yapıyorum. Şimdi ben onu dayım öldü de birkaç gün önce. Acele yaptırmıştım, ben taze geliyorum burada hallediyorum. Gittim. Köfteleri mecburen yapıp difrize attım. Aslında alsam daha rahat oluyor. Ama atmıyorum. Burada koyuyorum. Bitirmeye çalışıyorum. Bir kilo bitiriyor yapıyorum ama çok uğraşıyorum. Gidiyorum çarşıya geliyorum. Eve çıkıyorum, onu yoğuruyorum, iniyorum, öyle yapıştırıyorum böyle. Hani o sıkıntılar yok. Ama şey... Ben kendim yoğuruyorum, baharat, her şey, tuzu, yağ kendimden. Vallahi çok güzel olmuş abi. Dışarıdaki köfteleri tadı ayrı geliyor var. Gerçekten değişik bir tadı var. Bu arada Pervin ablamız bu Hopa'da tanınmış bir kişi yani. Daha önce haber kanalları falan gelip onunla röportaj da yapmışlar. Çok zorluklu bir şey yapıyorum zaten. Erkeğin yani erkeğin yapabileceği bir işti aslında. Evet. Ama ben belirli ama yaşayayım. İlksiniz Hopa'da. Evet, Hopa'da ilkim. Evet. En çok müşteri profilin kimdir? Tırcılar mı, şoförler mi? Genelde kendi halkımızdır. Kendi mahallemin etrafı esnafımdır. Burası Sundura Mahallesi değil mi? Arkadaşlarımdır. Yani Hopa halkında hemen hemen beni zaten tanıyan çoktur. Hopa'da ilk kadın köfteci. Abla, bir dakika, ben köfteyi koyacağım. Demli bir çayın varsa alırım. Abla, köpüm varsa şunu al. Ver bana, ver bana. Teşekkür ederim. Oh, kayınıza tavşan kanı. Olan bitireyim de. Allah'a doyduk. Allah'a şükürler olsun, ziyade olsun. Arkadaşlar, ben bir şey yaptım, gittim ben olta aldım. Burada vakit geçmez diye. Gittim olta aldım, olta. Balık tutacağım. Tutabilirsem tabii. Vallahi ben balığı da çok sevmem aslında ama sadece tutmasını seviyorum.
Olursa giderim. Yandaki komşuma veririm balığı, tutarsam. Bakalım şans, komşumuz şanslı mı göreceğiz. Tabi o da tutabilirsek. Yem olarak da ne aldım biliyor musunuz? Yemi gösteriyorum size. Ama iğrenmeyin. Yemim nerede lan? Ha, buradaymış. Korktum. Bu dursun. Ay. Yem olarak bana şunu verdiler. Bildiğin solucan. Ben bunu nasıl elleyeceğim? Salamura boru kurdu. Özel Salamura boru kurduymuş. Ey boru kurdu. Bakalım bunu yakalayabilecek miyiz? Lan sanki hazine saklamışlar. Lan tutarım böyle, ay böyle balık tutmaya. Tutmuyorum ben balık malık. Şuraya koyalım da. Hadi rastgele arkadaşlar. Bakalım bir balık tutabilecek miyiz? Balıkçı kanalı değil ha, tırcı kanalı. Yanlış olmasın. Hadi rastgele. Thank you.
yakaladım sanki. Sanki yakaladım. Yeminle yakaladım. Allah! Gel. Baba gel. Balığa gel gel. Balığa gel balığa. Cinsi ne, türü ne? Bilenler yoruma yazsın. Bunu salalım ya. Gel lan gel, seni salacağım gel. Gel sen çok küçüksün, gel kıyamam. Lan dikenli bu. Dikenlere bakın. Allah. Dur, küçük canavar, seni acil salmamız lazım. Sen bize dikenlerini batırırsın yoksa. Allah. Allah. Çıkmıyor. Yutmuş ya, ineği yutmuş ya. Meyi de sevmiyorum ama sırf şu tutması o kadar hoşuma gidiyor ki. Arkadaşlar, ben tam balıkçıymışım da haberim yokmuş ya. Video kapalıyken bir tane daha yakaladım. Sıkı durun. Sıkı durun, bir tane daha geliyor. Yakaladım. Kaçma, kaçma, kaçma. İnşallah kaçmamışsındır. Var var, dolu dolu. Ana. Tüh ya, kaçmış ya. Vallahi kaçırdık. Pes etmek yok. Devam, devam. Bakın şimdi size çok büyük bir balık yakalayacağım. Atamadım. Makineyi bozdu. Evet. Mükemmel bir atlayış. O nasıl bir atlayıştı? Makinemiz bozulma ya. Vallahi bozulma ya. Gerçi o atışa ben olsam ben bile bozulurdum yani. Makine isyan etti. Ya Allah! Bismillah! Bu sefer tam gitti ha! Aleyküm! Aleyküm selam! Balık var mı ya? Valla bir iki tane yakaladım. Hangi balık var mı ya? Barbun marbun var ya. Ne oluyor? Yok, çokladın mı? Yok, çokladın mı? Böyle geniş olan. Oo, melanı. Biz pek anlamıyoruz ama. Neresiniz abi? Biz var mı? Mardin'deniz yok. Mardin. Sen gel bak. Nerede deniz yok? Mardin gel bakın, neresin? Ben Mardinliyim. Mardin neresinde? Sebi. Nusaybin. Neresinden ya? Şoför müsün? He. Hangi araba? Aktif. Yok, kendi mi? Yok, parmakim benim. Canlıyan gelsin. He, YouTube. He, ben de demek YouTube. Ya YouTube. Arkadaşlar, yunus balıklarına bakın. Hadi bir daha çıkın. Vallahi yakaladım. Bu sefer büyük. Bu sefer büyük.
Büyük bir şey yakaladım. Kaçma ne olur, kaçma, kaçma, kaçma. 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 Ne olur kaçma. Gel buraya, gel yavrum, gel yavrum, gel babaya. Gel babaya. Güzel bir şey. Arkadaşlar ben bu balıkların cinsini bilmiyorum ama gitme. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Bunun cinsini, türünü, bu balıkları birinci, ikinci, üçüncü diye yazın arkadaşlar. Boyut çok güzel. Ben biliyordum bu sefer büyük bir şey olduğunu, anlamıştım zaten. Arkadaşlar ben karar verdim. Tırcılığı bırakıyorum, balıkçılığa başlıyorum. Bu kanalı bütün balıkçı arkadaşlarınıza öğrenebilirsiniz. Beraber balık tutmak isteyen arkadaşları yoruma bekliyoruz. Akşam suyu bereketli derler. Hadi inşallah. Bence akşam oldu, yemi göremiyorlar. Gel işte böyle ya. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Aha, olta kırıldı. Of, büyük ha. Vallahi büyük bir şey yakaladım gibi. Huhu. Yalnız oltayı kırdık ha. Evet dostlar, herkese merhaba tekrardan. 2 günün ardından sonunda parka girebildik. Şöyle gördüğünüz gibi şurası biraz karanlık ama park dozvalamızı falan aldık burada. İşte birazdan sıra halinde bizi bıraktığı zaman şu yoldan tekrar ilerleyip tünele geçip kuyruğa gireceğiz. Oradan da gümrüğe gireceğiz. Ardından Gürcistan'a geçeceğiz. Evet dostlar, bu videoyu şimdilik burada bitirelim. Bu videoyu atalım, paylaşalım. Ardından Ermeni seferimiz devam edecek. Ermeni seferine geçeceğiz. Ermeni videosunu çekeceğim sizler için. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki video için bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlenmelerimiz çok güzel ama like'larımız biraz düşük kalıyor izlenmelerimize göre. Videoya like atmayı unutmuyoruz. Takip etmeyi unutmuyoruz. Ve sonraki video için bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.